Elegant Kitchen Ebru kanalıma hoş geldiniz. Beni takip eden siz güzel takipçilerimi çok merak ediyorum. Beni hangi ülke veya şehirden takip ettiğinizi yorumlar kısmına yazın. Tariflerimde verdiğim önemli püf noktaları kaçırmamak için lütfen videolarımı sonuna kadar atlamadan izleyin. 4 su bardağı kadar unumu kasemin içerisine aldım ve ortasında bir delik açtım. İçerisine bir tatlı kaşığı tuz ilave ediyorum bir tatlı kaşığı şeker ilave ediyorum ve 11 gram kadar da maya kullanıyorum. Yani bir pakette maya olacak şekilde. Daha sonrasından ben hamurun biraz kolay toparlanması ve ele yapışmaması için de ortalama 2 yemek kaşığı kadar da sıvı yağ eklemeyi tercih ettim. Daha sonrasından ise 2 su bardağını yakın suyumu yavaş yavaş hamurumun içerisine ekliyorum. Ilık bir su kullanmayı tercih ettim. Hamurun daha güzel kabarması ve mayanın güzel aktifleşebilmesi için. Suyumu da ekledikten sonra hamurumu yavaş yavaş karıştırıyorum. Ben su miktarını fazla bir anda eklemeyi tercih etmiyorum. Yavaş yavaş eklerseniz hamuru daha güzel ayarlayabilirsiniz. Elimizle yoğurma aşamasına geçelim ben hafif un su ekleyerek bu işleme devam ettim. Toplam bir yarım su bardağı kadar daha un ekledim. İçerisine ekstra su eklemedim. Hamur hafif ele yapışan bir kıvamda hamur olması gerekiyor. Çok sert bir hamur olmamalı. Ekmeğin yumuşak olması için hamurun kıvamı gerçekten çok önemli. Hamurun bir ortalama 10 dakika kadar yoğurmayı tercih ediyorum. Şöyle bir kıvam alıyor yoğurdukça. Mayaların güzel aktifleşebilmesi için hamuru güzelce yoğurmamız ve ılık bir ortamda bulundurmamız gerekiyor. Ben böyle durumlarda havalar soğuk olduğunda ya fırınımı 75 dereceye ayarlayıp içerisinde mayalandırıyorum ya da kaloriferin yanına koymayı tercih ediyorum. Hamurumun son kıvam bu şekilde olmalı. Üzerine temiz bir bez örterek mayalanmaya bırakıyorum. Ortalama bir 40 dakika kadar kaloriferin yanına mayalandırdım ben tariflerimde aklınıza takılan yerleri mutlaka yorumlar kısmında sorun. Bütün sorularınıza tek tek cevap veriyorum. Güzel sorularınız, düşünceleriniz benim için gerçekten çok değerli. Ortalama 40 dakika sonunda hamurum bu şekilde çok güzel şekilde kabardı. Son kez havasını aldırıyorum. Maya tadı gelmemesi için güzelce bir yoğurma işlemi tekrardan gerçekleştiriyorum. Hafif ele yapışan bir hamur olduğunu zaten söylemiştim. Şimdi masamın üzerini temizleyip Yuvarlama aşamasına geçelim. Evde yapılan ekmekleri gerçekten çok doyurucu buluyorum. Dışarıda satılanlardan daha uygun fiyata çok güzel ekmekler yapabilirsiniz. Hamurumu ben toplam 7 eşit parçaya böldüm. Daha sonrasından bu 7 parçayı da güzelce top haline getirip yuvarlamamız gerekiyor. Tarifimi buraya kadar izlediyseniz yorum ve beğeni bırakmayı unutmayınız. Beğendiğiniz tariflerimi sosyal medya hesaplarınızdan paylaşarak bana destek olabilirsiniz. Aynı zamanda bildirim zilini açarak yeni tariflerimden ilk siz haberdar olabilirsiniz. Eğer tarifi çok beğendiyseniz ve arkadaşınıza da göndermek istiyorsanız aşağıda yer alan paylaş butonundan kolaylıkla arkadaşınıza da gönderebilirsiniz. Hamur toplarım bu şekilde güzelce yuvarladım. Daha sonrasından ben kek kalıbında pişirmeyi tercih ettim. Kek kalıbında daha güzel bir şekil alıyorlar. Kek kalıbının altını ve kenarlarını sıvı yağ yardımıyla güzelce yağladım. Ekmeğin yapışmaması için bu işlem gerçekten önemli. Kek kalıbında pişen ekmekler daha güzel bir şekle sahip oluyor. Çok fazla yayılmadığı için tepsi gibi daha yukarı doğru kabarık ekmekler elde etmiş oluyorsunuz tepsimin içerisine yine burada gösterdiğim şekilde papatya şeklini vermek için hamurlarımı aralarında boşluk kalacak şekilde diziyorum. Hamur daha fazla kabaracağı için mutlaka hamurlar aralarında boşluk kalacak şekilde dizin tepsinin içerisine. Ben yaptığım ve beğendiğim diğer ekmek tariflerimi de videonun sonuna ekliyor olacağım. Onları da mutlaka mı mutlaka izleyin. Şöyle size son halinde göstermek istiyorum. Şimdi üzerine yine temiz bir bez örtüp de mayalandırma aşamasına geçelim. Bir 30-40 dakika kadardır kek kalıbının içerisinde mayalandırmamız gerekiyor. Şöyle 30-40 dakika sonundaki haline gelelim. Çok güzel şekilde kabardılar. Dediğim gibi tam papatya şeklinde oldu. Gerçekten yumuş yumuş bir ekmek tarifi. Ben son olarak üzerine yumurta sarısı kullanmayı tercih etmediğimi daha öncesinden de söylemiştim. Mutlaka sulandırılmış yoğurt tercih ediyorum. Yani ayran sürebilirsiniz üzerine. Yumurta sürdüğünüz takdirde çok çabuk kızaracağı için ekmeğin içine almaması söz konusu olabilir. Hem de ekmekte yumurta tadı sevmiyorsanız bu tarifte tam size göre her yerini güzelce yoğurdumdan sürdükten sonra bu sırada fırınımı 180 dereceye önceden ayarladım. Mutlaka ısıtılmış fırın kullanmayı tercih ediyorum. Fırınımda ekmekleri pişirirken mutlaka içerisine bir kase su koymayı tercih ediyorum. Bu sayede daha yumuşak bir kıvamda olacaktır ekmekleriniz ya da fırınınızda buhar desteği varsa o modda da pişirirseniz gerçekten daha güzel sonuç elde etmiş olacaksınız. Mutlaka alt üst fanlı buhar modunda pişirmeyi tercih edin. 180 derece fırınımda ortalama 30 dakika kadar pişirdim. Şöyle nar gibi ekmeklerim kızardıktan sonra fırınımdan çıkarıyorum. Fırınımdan çıkardıktan sonra temiz bir bez ile üzerine örtüp ekmeği terleyip Kek kalıbından daha kolay çıkması için biraz zaman tanımamız gerekiyor. Bir 5-10 dakika kadar bekletirsek kek kalıbından kolaylıkla çıkacaktır. Ortalama bir 10 dakika sonunda şöyle kek kalıbımızdan ekmeğimizi kolaylıkla çıkarabiliriz. Sizin de yaptığınız ve beğendiğiniz ekmek tarifleri var ise onları da yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Denemeyi gerçekten çok isterim. Kanalıma hala abone değilseniz ücretsiz şekilde abone olmayı unutmayınız. Şöyle kek kalıbının kenarlarını çıkardıktan sonra size yumuşaklığını göstermek istiyorum. İçerisine bastırdığımızda böyle tekrar eski formuna dönüyor. Gerçekten içine aldığını gösteriyor bu. Şöyle kek kalıbından güzellik kolaylıkla çıkacaktır zaten. Daha sonrasında yine temiz bir bezin üzerine alıp üzerini kapatıp biraz ıladıktan sonra size içinde göstermek istiyorum sıcak olduğu takdirde hamur görüntüsü oluşabilir. Bu yüzden mutlaka ılımasını bekliyorum servis için. Şöyle bir yarım saat kadar ekmeğimi dinlendirdim. Şimdi size yumuşaklığını göstermek istiyorum. Şöyle bir adet ekmeğimizi koparalım. İçerisindeki görüntüye bakın. Lif lif gerçekten kabarmış. Çok güzel bir görüntüde. Yumuşacık bir ekmek tarifi oldu altı üstü içi her tarafı çok güzel şekilde pişmiş. Şimdiden yapan yiyen herkese afiyet olsun. Ben sizlere veda ederken siz de videomu sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Beni ilk bu tarifimle tanıdıysanız farklı tariflerim için kanalımı ziyaret edip ziyaret etmişken de abone olursanız çok mutlu olurum. Başka tariflerimde görüşmek dileğiyle. Sevgiyle kalın, hoşça kalın, takipte kalın.